Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu motifin yapımını göstermek istiyorum. Gerçekten yapımı oldukça kolay. İki renk ile öreceğimiz için çok rahatlıkla ilerliyor. İki farklı renk kullandım. Hem ebru'lu renk kullandım hem de düz renk kullandım. Bakın, etrofil orkestra, ebru'lu ip ve koton ip. Ben koton iplerle örmeyi çok seviyorum. Bununla örülmesi de gerçekten çok güzel. Bakın, uzunluk bilgileri de böyle. Yine aynı kalınlığa yakın etrofil cins ve kullandığım renk numarası da burada yazılı. Açıklama kısmına da yine kullandığım ipleri ve renk kodlarını yazarım. Aynı renklerde örebilirsiniz. Hadi gelin başlayalım örmeye. Evet, ipimizi elime alıyorum. Bu arada tığ numaram 3 milim tığ. Benim elim sıkı olduğu için 3 milim tığ tercih ediyorum. Eğer eliniz gevşek ise 2,5 milim tığ da tercih edebilirsiniz. İplerimi gizlemek için de yanımda muhakkak ince uçlu bir tığ bulunduruyorum. Hadi gelin başlayalım. Sihirli halka ile başlıyorum. İpimi böyle 2 kere doluyorum. Tığımı aşağıdan yukarıya geçiriyorum ve halkayı tutuyorum. İlmeğimi çıkarttım ve 2 zincir çekiyorum. İkili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Yani tığımın üzerine bir kere doluyorum. Halkamın içine batıyorum. 3 ilmek var. İlmeklerimizi ikişer ikişer örüyoruz. Zincirimle beraber toplam 3 adet oldu. 2 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Yine halkamın içine 3 adet ikili trabzan örmeye. Tekrar 2 zincir ve tekrar 3 adet ipimizi bölmeyelim. 3 adet ikili trabzan. Tekrar 3 adet daha örelim. Bakın, bu ipi de arada çekelim. Başlangıç ipimdi. Tekrar 3 adet daha örüyoruz. Bakın, 1, 2, 3, 4'lü grup oldu. Tekrar 2 zincir çekip halkamızın ortasını da toplayalım. Bakın, ipin ucundan tutuyorum, hafifçe çekiyorum. Kısa olan tek kat ipimi, bakın, sağ tarafa doğru çekiyorum. İyice çekelim. Tekrar ipimin ucundan tutup ilmeği içeriye aldım. Şimdi ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Burada isterseniz 2 zincir çekip, bakın, iki türlü örebilirsiniz. 2 zincir çekip ilk trabzanın tepesine batıp, bakın, tığımın üzerine bir kere doluyorum. Tek seferde çıkıyorum. Tekrar yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Boşluğa geliyoruz. Yine tek seferde çıkıp 2 zincir çekip buradan örmeye devam edebiliriz. Ben bu şekilde yapmıyorum. Bu kolayınıza gelirse böyle devam edin. Bakın, 3 adet ikili trabzanı örünce tığımın üzerine bir kere doluyorum. Yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bakın, 3 ilmek var. 3'ünü beraber örüyorum. Bu yaptığım işlem buradaki 2 zincirin genişliğinde oldu. Tekrar 2 zincir çekip bir üst seviyeye çıkmış oldum. Şimdi bu boşluğa 3 adet baştaki zincirimle beraber 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar, bakın, boşluğa yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. 3 adet örüyoruz. İki
2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 adet ikili trabzan. Aralarda 1 zincir. Devam edelim aynı şekilde, sırayı tamamlayalım. Evet. Bakın başlangıç yerine geldim. Yine burada bir zincir çekmeden tığımın üzerine bakın bir kere doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum ve sırayı tamamlamış oldum. İkinci sıramı. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bu sırada örneğimizi yapmaya başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Tığımın üzerine iki kere doluyorum. Bakın. Bir alt sıradan, hatta iki alt sıra, birinci değil, ikinci sıranın, bakın, şuraya batıyorum. Ortadaki trabzana batıyorum. Tığımı hemen sağından geçirip solundan çıkartıyorum. Bakın. Trabzan ortada kalıyor, tığımın ortasında. İpimi çıkarttım. Bakın 4 ilmek var. 2'şer, 2'şer ilmeklerimizi örüyoruz. İkinci trabzanım bu uzun trabzandı. Üçüncü trabzanımı da yine aynı boşluğa örüyorum. Tekrar bir zincir çekerek devam edelim örmeye. Bir zincir çektim. Köşede yine köşemizi oluşturuyoruz. Köşelerde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bakın. İki zincir. Tekrar. Üç adet. Şimdi bir zincir çektim. Burada yine örgümüzü yapıyoruz. Bakın. Boşluğa birinci trabzanımı örüyorum. İkinciyi tığımın üzerine iki kere doluyorum. İki alt sıradaki, bakın şuradaki üçlü grubun ortasındaki trabzana tığımı batırıyorum. Bakın hemen solundan çıkıyorum. Trabzan ortada. İlmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Uzun bir trabzan oldu. Üçüncü trabzanı yine bu boşluğa örüyorum. İkili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Köşede herhangi bir işlem yok. Aynı şekilde. İki zincir çekiyorum. Üç adet ikili trabzan. Yine aynı işlemi yapalım. Bakın. Devam edelim aynı şekilde, sıramızın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın sonuncuda yine zincir çekmiyorum. Tığımın üzerine bir kere doluyorum ve trabzanın tepesine batıyorum. Üçünü beraber örüyorum. Üçüncü sıramızı da örmüş olduk. Bakın. Şimdi iki zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Ve yine örneğimizi yapıyoruz. Bakın. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Bakın hemen iki alt sıradaki aynı seviyede olmasına dikkat ediyoruz. Bakın. Boşluğun hemen altındaki yer şurası. İki kere doladım. Üç adet trabzanımızın tam orta noktasına batıyoruz ve üçlü trabzan örüyoruz. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü boşluğa örüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bakın devam eden boşluğa bir adet ikili trabzan, sonrası üçlü trabzan. Bakın hemen boşluğun bir alt sırası.
devam ediyoruz. Bir zinciri çektim. Köşede herhangi bir işlem yapmıyoruz. İki zincir çektim. Tekrar 3 adet ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bakın bir zincir çektiğimiz yerlerde örneğimizi yapıyoruz. Bu üçlü trabzanı örerken elimizi çok sıkı tutmamaya bakalım ki böyle motifimiz tam kare bir motif olsun. Kasma yapmasın. Evet. Aynı şekilde devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Tığımın üzerine yine bir kere doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Ve tek seferde çıkıyorum. Ben motifimin uzunluğunu bu kadar istediğim için ipimi bu noktada kesiyorum. Bakın motifimizin uzunluğunu ölçeyim. Siz isterseniz daha büyük de örebilirsiniz. Bakın 7 santim genişliğinde motifimiz. Devam edeceksek yine bu şekilde yapıp bir üst sıraya çıkıyoruz. İpimizi keseceksek eğer bir zincir çekiyorum. Tepe noktasına batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. İpimizi de yürütüyorum. Yürütürken bakın şu zincir gibi görünen kısımların arka taraflarına, bakın şöyle tek katına ipimi dolayarak gizliyorum. İnce uçlu tığımı elime aldım. Bakın hepsine tek tek ipimi doluyorum. Bu işlemi muhakkak yapalım. Bakın ipimi ilmeğin içinden geçiriyorum. Sağlamlaştırmak için yandakine de bir kere doluyorum. Tamamdır. Bakın. İplerimizi düzgün gizlememiz çok önemli. Evet, sırayı tamamladım. İpimi temizledim. Şimdi yeni rengime geçiyorum. Köşeden başlıyoruz. Etrafında döndürüyorum. Bu işlemi hem ipimi sağlamlaştırmak için yapıyorum. İpimi gizlemek için yapıyorum. Hem de zincirimin güzel gözükmesi için. Bakın bir zincir çektim. İpimi iyice çekiyorum. Yine sabit duran ipimin etrafında döndürüyorum. İki zincirimi çektim. Şimdi yine ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. 3 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 zincir çektim. Tekrar 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. 1 zincirimi çektim. 1 zincir olan yerlerde hep örgümüzü yapıyoruz, örneğimizi. Boşluğa 1 adet batıyorum. Sonrasında 2 kere doluyorum. Hemen 2 alt sıradaki bakın tam şuraya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın tekrar devam eden bir zincir çektiğim boşluğa bakın hemen 1 alt sıradaki burasına batmak kolay. Bakın şuraya tam. Pardon. İkinci de örneğimizi yapıyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. Evet, bir zincirimi çektim. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimizi kesiyoruz. Evet, motifimiz tamamdır. Bakın.
Motifimiz bitti. Motifimizin ölçülerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın 8 santim genişliğinde motifimiz. Daha büyük örmek isterseniz devam edebilirsiniz örmeye. Ebru'lu renk ile büyütmenizi tavsiye ederim. Sadece son sırada düz renk kullanmanız daha hoş, estetik bir görüntü sağlayacaktır. Motifimiz böyle. Takıldığınız yer olursa muhakkak yazın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.